Yoksa sıkıntıları görmüyor değilim. Sıkıntıları görüyorum, kabul ediyorum ve bunun üzerine biz ne yapıyoruz onu anlatmaya çalışıyorum. Ancak Türkiye'de olup biten meseleyi, yaşadıklarımızı Avrupa ile, Amerika ile, bütün dünya ile beraber kıyas etmek gerektiğini, sonuç itibariyle bunun sadece Türkiye'yi etkileyen, Türk insanını etkileyen, ülkemizi etkileyen bir sıkıntı ve bir kriz olmadığını, dolayısıyla bugün 150 euroya dolan bir poşet Fransa'da, Almanya'da 750-800 euroya doluyor. Dolayısıyla orada da %6-7 oranında, birlerin altındayken enflasyon %6-7 oranında 6-7 kat artmış bir enflasyon. %6-7 enflasyonla o kadar fark olmaz. 150 eurodan 600-700 euro çıkmaz. Bir hesap hatası şöyle, var. Hayır, bunu, sonradan böyle bu açıklamalar sosyal medyada çok açık bir şekilde bunu şöyle Fransa'da, Fransa'da yaşayan oradaki yakınlarımızdan hareketle daha önce 150 euroya doldurduğum poşeti 750 euroya doldurur noktaya geldim noktası gerçekten önemli. Çünkü bu dediğiniz ne olması için oradaki enflasyonun bahsettiğiniz %7 değil yani %200-300 falan işte, olması gerekir. Hayır, %6 ile çarptığınız zaman zaten o rakam alırsınız. Yani %5 ile %5 ile bakın %5 ile çarptığınızda da alırsınız onu. %7'lere varan bir enflasyon, yani birin altındayken %7'lere varan bir enflasyonun 7 misli artış olarak karşına çıktığını vatandaş... Tamam. Bence bunu, burada bir matematik yapıyorsunuz ama önemli bunu, değil. Bunu şunun için söyleyeceğim. Hakikaten bu konuda gerçekten fiyat dengesi yönünden bakıldığında hem Avrupa'da bir sıkıntı söz konusu, enerji fiyatlarında, doğal gaz, elektrik fiyatlarında büyük bir yükseliş söz konusu. Bunun Türkiye'de yansıması söz konusu.